Teknolog'tan herkese merhaba. Ben Eser Görkem Paktürk. Teknolog başlıyor. Gündemden başlıkları sunayım öncelikle. Teknolog'da ilk haberimiz Afrin'den olacak. Zeytin Dalı Harekatı'na destek için İvedik Organize Sanayi Bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 İHA hediye etti. Peki başka neler oldu bu hafta? Anka yerli motorla uçtu. 95 yeni öte gezegen keşfedildi. Biyomedikal tıp cihazı ürettik. Tamamen yerli ve milli. Üstelik ithal cihazlardan 8 kat daha ucuz. Çok önemli, Apple'dan pil hamlesi geldi. Huawei'nin akıllı telefonları da Teknolog'da olacak. Elon Musk'tan internet atağı da sizlere aktarılacak bu bültende. İlginç haberlerimiz var bu hafta. Teknoloji gündeminde neler yaşandıysa birazdan izleyeceksiniz. 20. yüzyılın teknoloji mağazasını da birlikte ziyaret edeceğiz. Bülten çok yoğun. Hemen başlayalım. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı destek geldi. Yerli üretim 3 insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hediye edildi. Harita komutanlığımızın envanterine teslim etmek üzere 3 tane insansız hava aracını teslim edeceğiz. Yerli ve milli üretim 3 insansız hava aracı daha artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde. Yeni bir segmentte, yeni bir versiyonda yeni bir insansız hava aracı üretimine geçmek için çalışmalara başladık. Ankara'daki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3 fabrika Zeytin Dalı Harekatı için kolları sıvadı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi bir gün gelecek insansız hava araçlarının dışında uçakla yapabilecek. Firmalar yerli üretim 3 insansız hava aracı yaptı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, İHA'ları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Bu İHA'ları yaparak bir ordu meydana getireceğiz. Önce bunlar havada kartal gibi düşmanın üzerine çökeceklerdir. Onları bulundukları deliklerde imha edecektir. Allah'ın izniyle. Ordusunun arkasında Türkiye örneğinde olduğu gibi milletinin desteği bu şekilde sürdükçe Türk milletini ve Türk devletini hiç kimse hiçbir zaman yıkamaz, hiçbir zarar veremez. Bunu herkes böyle bilmeli. İnsansız hava aracı Anka, Türkiye'de geliştirilen motorla yaptığı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 155 beygir gücündeki motorla farklı irtifalarda ve hızlardaki uçuş testleri hatasız gerçekleşti. Anka'nın motoru 165 kilogram ağırlığında, onu da belirtelim. Anka yerli motorla uçtu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin ürettiği insansız devam edecek. İHA'ların motor teknolojisi açısından oldukça önem taşıyan projede seri üretim kapsamındaki motorların imalatı da sürüyor. Havacılık şirketi Airbus uçan taksi dronunun ilk görüntülerini yayınladı. Vahana adlı elektrikli hava aracının 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı görülüyor. Havacılık şirketi Airbus uçan taksi modeli Vahana'nın test uçuşunun görüntülerini yayınladı. Airbus'un Vahana projesini yürüten Deneysel Havacılık Uygulamaları Birimi A3, 31 Ocak 2018'de Amerika'nın Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı. Videoda yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanatlı ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor. Şirketten yapılan açıklamada elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı olarak adlandırılan araçların büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi. Vahana projesi Airbus'un geleneksel hava aracı üretiminden oldukça farklı bir deneme olarak biliniyor. Vahana'nın pek yüksekte olmasa da
belirli süre havada asılı kalabilmesi bu alanda kayda değer bir başarı olarak değerlendiriliyor. Samanyolu galaksisinde Güneş sistemi dışında 65 yeni öte gezegen keşfedildi. Böylece varlığı doğrulanan toplam öte gezegen sayısı 300'e ulaştı. Gökbilimciler çok heyecanlı çünkü Samanyolu galaksisinde Güneş sistemi dışında 95 yeni öte gezegen bulundu. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'nun 2014'ten bu yana farklı görüş açılarından kaydettiği optik görüntüler incelendi. Teleskobun tespit ettiği 275 yeni gök cisminin 149'unun öte gezegen olduğu belirlendi. Hatta bunların 95'inin yeni keşif olduğu anlaşıldı. K2 misyonu adı altında yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bulgularla birlikte öte gezegen sayısı da 300'e ulaştı. Araştırmacılar bu süreçte bugüne kadar Güneş sistemi dışında yörüngesinde bir gezegen olduğu tespit edilen en parlak yıldızı da keşfetti. HD 212-657 adı verilen yıldız etrafında dünya zamanıyla 10 günlük bir yörünge üzerinde bir öte gezegen devir daim ediyor. Öte gezegenler araştırmaları gök biliminde görece yeni bir alan. Güneş sistemi dışında Güneş'e benzer bir yıldızın yörüngesinde hareket eden ilk gezegen 1995 yılında keşfedilmişti. O günden bu yana farklı teleskoplar 3600'e yakın öte gezegen izi tespit etti. Bunlar arasında Dünya'ya benzer sert kaya oluşumlu gezegenlerin yanı sıra Jüpiter gibi gaz devleri de yer alıyor. Bilim adamları, dünya dışındaki olası canlı yaşamına dair izleri keşfetmek açısından öte gezegenlere artan bir ilgi gösteriyor. Milli aşı üretimi için çalışmalarını hızlandıran Ege Üniversitesi'nden sağlık alanını ilgilendiren güzel bir haber daha geldi. Uzmanlar bu kez genel amaçlı yerli ve milli bir biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, yurt dışındaki emsallerine göre yaklaşık 8 kat daha ucuza mal edildi. Ege Üniversitesi Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu, Türkiye'de yeni bir prototip tıp cihazına imza attı. Biyomedikal elektronik derse uygulamaları için yapılan cihaz, geliştirilerek hastanelerde hastaların hizmetine sunulabilecek. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Engin cihazla ilgili bilgi verdi. Vücut için çok önemli olan fizyolojik sinyallerden elektrokardiyografi, elektromiyografi ve elektroensefalografi dediğimiz EEG sinyallerini vücut üzerinden elektrotlarla algılayarak öğrencinin ölçmesine olanak sağlayacak bir yapıdadır. Tamamen yerli olan ve hastanelerde kullanılması planlanan cihaz, yurt dışındaki benzerlerinden 8 kat daha ucuza üretildi. Biz çok mütevazi olanaklarla bu 10 adet bilgisayarı kendi maddi imkanlarımızla geliştirebildik ve yaptık. Dolayısıyla yurt dışı fiyatlarına göre belki de hemen hemen 9-10 kat düşük bir maliyete bu cihazı imal etmiş durumdayız. Türkiye tıp teknolojisi alanındaki ürünlerin yaklaşık %85'ini ithal ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak ileri teknolojik ürünlerin teknoparklarda geliştirilmesine dikkat çekti. Yerli ve milli olan bir tıp cihazı geliştirdiler. Bu cihaz bizim bir anlamda dışarıya bağımlılığımızı da azaltacak bir girdi sağlayacak. Dışa bağımlılığı azaltacak biyomedikal tıp cihazı kalp, sinir ve kas ölçümleri yapabiliyor. Apple, kobalt almak için harekete geçti. Bu konuda maden şirketlerine başvurulacak. iPhone pilleri için gerekli ham madde böylece doğrudan madencilerden alınacak. Apple, pil için madencilere başvuracak. iPhone için binlerce ton kobalt almak isteyen Apple'ın madencilik şirketleriyle en az 5 yıllık kontrat yapmak istediği belirtildi. Lityum-iyon pillerin artık elektronik cihazların yanı sıra elektrikli otomobillerde de kullanılmasıyla bu pillerin ham maddesi olan kobaltın fiyatı müthiş bir tırmanış gösterdi. Apple, kobalt madencileriyle görüşmelere başladı ancak henüz bir anlaşma sağlanabilmiş durumda değil.
Son dönemde iPhone pillerinin eskimesi ve kapasitesini yitirmesi nedeniyle zor durumda kalan Apple, son olarak çareyi telefonların performansını kısıtlamakta bulmuştu. Ancak bunu habersiz olarak yaptığı için eleştirilen şirket, yüz binlerce iPhone kullanıcısı tarafından mahkemeye verilmiş ve birçok ülkede de hakkında soruşturma başlatılmıştı. Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın tanıtımına az bir süre kala yeni videolar yayınlandı. Videolar meraklılarını heyecanlandırmaya yetti. Huawei'in önümüzdeki ay duyurulması beklenen P20 modeli için ilk görseller sızdırıldı. Çinli teknoloji devi büyük beğeni alan Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun ardından yeni cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Huawei'den 3 arka kameralı amiral gemisi geliyor. Huawei'nin geçtiğimiz yıl çıkardığı akıllı telefonlar büyük beğeni toplamıştı. Uzun süredir ses çıkmayan Çinli teknoloji devinden sonunda somut bilgiler ortaya çıktı. Yeni sızıntılarla birlikte önümüzdeki ay Paris'te tanıtılacak olan Huawei P20'nin görselleri internette dolaşmaya başladı. Tasarım olarak önceki modellere göre bazı değişikliklere sahip olan P20'nin çerçeveleri büyük oranda küçültülerek ortaya çok şık bir telefon çıkarılmış. Prototipe ait sızan görsellere bakıldığında önümüzdeki ay bu cihaz tanıtılırsa Samsung'un Galaxy S9'una karşı ciddi bir rakip gibi görünüyor. Cihazın ses açma ve kapatma tuşlarının olmaması tasarımla ilgili en dikkat çeken detay. Cihazın sağ tarafında dokunmatik göstergeler bulunan bir güç düğmesiyle tüm işlemlerin yapılabilmesi hedeflenmiş. Huawei önceki modellerinde kamera bölümünü ortaya çıkaran bazı detaylar kullanıyordu. Ancak sızdırılan görsellerde kamera bölümü oldukça sade bir tasarıma sahip. P10'a göre daha yuvarlak kenarları olan P20 ele daha iyi oturacağı benziyor. Huawei P20 hakkındaki en önemli sızıntılardan biri de telefonun 3 arka kameralı bir versiyonunun olacağı. Sızdırılan görsellerde 2 arka kameralı modeller olduğu görülüyor. Ancak bazı kaynaklarda paylaşılan bilgilere göre telefon Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Plus olarak 3 modelde çıkacak. Bu modellerden bir tanesinde 3 kamera olacağı bekleniyor. 3 kameranın ne işe yarayacağı hakkında bilgi yok ancak kesinlikle bir işlevi olacaktır. Apple ve Google'dan sonra Huawei'de 3.5 mm ses girişini akıllı telefonlardan çıkarıyor. Telefonlarda USB Type-C portundan kulaklıklarımızı kullanabileceğiz. 3.5 mm ses girişi konusunda Samsung gibi şirketler diretmeye devam ediyor. Huawei'nin amiral gemileri hakkında şu an için somut bilgiler yok. Ancak bu görüntüler bu yılın akıllı telefonlara nasıl yansıyacağını az çok gösteriyor. Bu sene akıllı telefonlar geçtiğimiz yıl geçirdiği değişimi biraz daha geliştireceğe benziyor. SpaceX'in CEO'su Elon Musk tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya gönderdi. Uzun vadeli projenin ilk adımı böylece atılmış oldu. Söz konusu projeyle internet hızının arttırılması hedefleniyor. Bu projeyle internet erişimi bulunmayan noktalar online dünyayla buluşacak. Elon Musk tüm dünyaya internet sağlamak için ilk adımı attı. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'yi başarıyla fırlatan ve Tesla'yı uzaya göndererek adından sıkça söz ettiren Elon Musk, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu misyon daha sonra gerçekleşti. Dünyanın yörüngesine yerleştireceği 4000 adet uyduyla tüm dünyaya internet sağlayacak global bir ağ kurdu.
Tesla'nın eski çalışanı firmanın bilerek kusurlu otomobiller sattığını iddia etti. Ancak bu sadece bir iddia, altını çizelim. Firma zaten bunun bir karalama kampanyası olduğunu belirtiyor. Tesla'nın bilerek kusurlu ürün sattığı iddia edildi. Tesla firmasının müşterilerine bilerek kusurlu araba sattığını, bunu amirlerine rapor edince de işine son verildiğini ifade eden Adam Williams, firma hakkında yasal süreç başlattı. Limon olarak anılan bu arabaların arızalı olduğunun bilindiğini ama hiçbir önlem alınmadığını belirten Williams, bu konuyla ilgili New Jersey Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adam Williams, Tesla'da yönetici olarak çalıştığını, kendi döneminde kusurlu ve kullanılmış araçların müşterilere satıldığını ve üst düzey yöneticilerin de bu durumdan haberi olduğunu iddia etti. Tesla tarafından yapılan açıklamada ise açılan davanın gerekçelerinin herhangi bir temele dayanmadığı, Adam Williams'ın tamamen iş performansından dolayı iş akdine son verildiği ve mevcut durumun karalama kampanyası niteliğinde olduğu belirtildi. Bu konudaki son sözü ise yargı söyleyecek. Intel'in yeni işlemcileriyle ilgili bir haber var sırada. Intel, işlemcilerinin bulunduğu tüm cihazlarını etkileyen bir yama yayınladı. Bu yamayla bazı güvenlik açıkları giderildi. Intel, Skylake nesli işletimciler için Spectre yaması yayımladı. Tüm bilgisayar sistemlerini etkileyen Spectre açığı için yeni bir yama yayınlayan Intel, 2015 model ve daha yeni Skylake nesli işlemcilerinin güvenliğini sağladığını duyurdu. Kullanıcıların yeni yamayla sistemlerini korunaklı hale getirmeleri içinse cihaz üreticilerinin Intel'den aldıkları kodu donanımların uygulamaları gerekecek. Ocak ayında ayyuka çıkan Spectre ve Meltdown açıkları tüm teknoloji şirketlerinin kendi yamasını yayınlamasıyla daha da içinden çıkılmaz bir hale almıştı. Güvenlik uzmanları, uygulama, işletim sistemi, kernel ve mikro mimari seviyesinde gerçekleştirilen değişimleri içeren bu yamaların birbiriyle çakışabildikleri ve sistemin istikrarını kötü yönde etkilediğini saptamıştı. Intel tarafından üretilen Sandy Bridge gibi eski işlemci nesilleri için geliştirilen yamalarsa hala beta sürecinde ve ne zaman üreticilerle paylaşılacakları henüz bilinmiyor. İnternet dünyasında her yazılımın bir açığı bulunuyor. Çevrim içi müzik platformu Spotify'daki bir açığı fark eden biri milyonlarca lira kazandı. Ayrıntılar haberimizde izliyoruz. Spotify'daki açık sayesinde milyonlar kazandı. Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify'daki açığı keşfeden bir kullanıcı milyonlarca lira kazandı. Bulgaristan'da yaşadığı bilinen ancak resmi kanallar tarafından kimliği açıklanmayan bir içerik yayıncısı, yasal olarak telif haklarını elinde tuttuğu müzikleri Spotify'ın açığı sayesinde yüklü bir servete dönüştürdü. Müzik yayıncısı, Spotify'da paylaştığı içerikler için bot yazılımlarını kullanarak şarkıların sürekli oynatılmasını sağlayacak binlerce sahte hesap üretti. Bu sayede Spotify'ın ödeme sisteminden milyonlarca lira değerinde para kazandı. Spotify, şarkıları her çalındığında telif hakkı sahiplerine belli bir ücret ödüyor. Kimliği belirsiz olan kişi bu sisteme ekleyerek 4 ayda 3 milyon dolar yani 11.3 milyon lira kazanç sağlamış. Üstelik sadece 2 şarkı listesi sayesinde bu rakama ulaştı. Bu yöntem daha önce adı pek duyulmamış şarkıların global olarak en çok dinlenenler listesinde yer almasıyla ortaya çıktı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin her yıl Şubat ayının sonunda katıldıkları Mobil Dünya Kongresi 26 Şubat'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'den de bir yazılım firması geliştirdiği yapay zeka destekli dijital servis platformunu Barcelona'da tanıtacak. Yapay zeka destekli dijital servis platformu Barcelona'da tanıtılacak. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin her yıl Şubat ayının sonunda katıldıkları Mobil Dünya Kongresi 26 Şubat'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek ve 1 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan Dünya Mobil Kongresi, bu yılda teknoloji dünyasının yeniliklerinin sahneleneceği, yeni ürünlerin tanıtılacağı platform olacak.
2004 yılında kurulan, bünyesinde yer alan 600'den fazla mühendisle Türkiye'de Silikon Vadisi'ne, Singapur'dan Dubai'ye kadar dünyanın dört bir yanında yapay zeka ile güçlendirdiği yazılım platformlarını dünyaya ihraç eden Türk yazılım şirketi Etiya'da teknoloji devlerinin sahne alacağı Dünya Mobil Kongresi'nde boy gösterecek. Barcelona'da düzenlenecek fuarda Etiya, telekomünikasyon sektörü için geliştirdiği yapay zeka temelli yeni platformunun lansmanını da gerçekleştirecek. 2017'nin sonunda Dublin merkezi yazılım şirketi Openet'le yaptığı ortaklık sonrasında yapay zeka tabanlı dijital servis platformunu geliştiren Etiya, servis ve iletişim sağlayıcılarının tüm iş ve destek süreçlerinde 100 gün içinde %100 dijitalleşme sağlayabiliyor. Aynı zamanda maliyetlerini %90 oranına varan miktarda azaltmalarını ve temelde yapay zeka tabanlı servis sağlayabilecekleri çözümü Barcelona'da tanıtarak gövde gösterisi yapacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve dijital dönüşüm sadece sistemlerinin altyapılarının dönüşmesi değil, servis sağlayıcılarını ve özellikle telekom operatörlerinin yaptığı her şeyi kapsadığının altını çizen Etiya'nın kurucu ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, yeni platformumuzla birlikte 3 yıl içinde 100 milyon dolar yazılım ihracatını hedefliyoruz şeklinde konuştu. Etiya'nın Dünya Mobil Kongresi'ndeki standı meraklılarını bekliyor olacak. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan İsmail Görüştü, 40 yıldır eski eşyalar biriktiriyor, radyolardan televizyonlara, fotoğraflardan dikiş makinesine kadar bir dönemin teknolojisini de evinde sergiliyor. Bu özel koleksiyonun sahibi olan Görüştü, evinin kapılarını ulusal kanala açtı. Efkar dolu, dertli başım. Bu evin her köşesi sizi alıp geçmişe götürüyor. 20. yüzyılda hayatın vazgeçilmesi olan cihazlar sizi zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ev adeta teknoloji müzesi gibi. Eski radyolar, telefonlar, fotoğraf makineleri, plak çalarlar ve daha çok sayıda teknolojik aletin gelişimi burada net şekilde gözlenebiliyor. İsmail Görüştü, tarih kokan evinin kapılarını ulusal kanala açtı. Şimdi torunuma saklıyorum onu yani. 40 yıldır bu eşyaların izinde yaşıyor. Nerede eskiye dair bir şey görse hemen onu o eşsiz koleksiyonuna katıyor. Dedim ki ben bunları yani toplumla paylaşayım. Öğrenciler bilgi sahibi olsun. Mesela 1900 diyelim ki 20'lerde nasıl bir fotoğraf makinesi kullanılmış? Televizyon, radyo, kömürlü ütü, telefon teknolojisi, makara bantlar, teypler nereden nereye gelmiş? Hepsini arka arkaya takip ettim, buldum ve biriktirdim. Odaların birinde 1920'ler, diğerinde 1930'lar canlanıyor. Üstünde Lorel Hardy'nin filmi var. 1900'lü yılların saati çalışır vaziyette. Analog. En geri modellerden bir tanesi. Bunun flaşı mesela tek patlamalık. Görüştü'nün bir de maket araba koleksiyonu var. Yalnızca bu arabaları toplamak bile 15 yılını almış. Eski klasik arabaları seri vaziyetinde biriktirdim ben. 10-15 yılımı aldı. Görüştü gelecekte bu koleksiyonun müzede sergilenmesini istiyor. Benim gördüklerimi, çocukluğumda gördüklerimi, yaşadıklarımı şimdiki çocuklar da yaşasın istiyor. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncellemeler yaparak kullanıcısının deneyimini arttırıyor. WhatsApp grup sohbetlerini geliştirmek amacıyla grup amaç ve niteliklerini netleştirme adına açıklama özelliğini ekliyor. WhatsApp grup sohbetlerine yeni özellik geliyor. WhatsApp yeni güncellemesinde sohbet gruplarının amaçlarının daha net belirlenmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle grup açıklamaları, grup bilgisine dokunulduğu zaman grup görselinin altında görülebilecek. Ayrıca grubun niteliği, amaçları ve kuralları katılımcılara ya da gruba davet edilen kişilere de bildirilmiş olacak. Grup açıklamaları şimdilik gruba dahil olan herkes tarafından değiştirilebilir olsa da, ilerleyen dönemde gelecek güncellemeler sayesinde değişiklik gerçekleşebilir. Yöneticiler gruba yeni bir kişi eklendiğinde, grup açıklaması sohbet penceresinin üst kısmında bir kutucuk olarak gösterilecek. Bu sayede yeni katılımcılar grup açıklamalarını dikkate almayı ihmal etmeyecek.
Grup açıklamaları yalnızca katılımcılara ek olarak grubun davet edilen kullanıcılar tarafından da görünebildiği için açıklamaları grubu tanımlayacak şekilde ifade etmek daha faydalı olacaktır. Bu özellik 2.18.54 Android Beta sürümüyle Android Beta programı kullanıcılarına sunulmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda iOS ve Windows Phone cihazlarına da gelmesi bekleniyor. Direksiyon çevrildiğinde arabanın altında neler oluyor? Araç hareket halindeyken arabanın altına yerleştirilen kameranın çektiği görüntüleri izliyoruz şimdi. Teknoloğun sonuna geldik. Siz teknolojiyi kontrol edin, o sizi değil. Hoşçakalın.